Selamünaleyküm arkadaşlar. Süs Kuşu'nun menbaındayız. Arkadaşlar, Bursa Karacabey'de daha önce ziyaret ettiğimiz ama bayağıdır kuşlarını da çoğaltmış, bayağıdır görmediğimiz değerli Ateş abimizin kümeslerindeyiz. Ateş abi merhaba. Merhaba abicim. Önce seni bir tanıyalım ya. Şimdi bayağı abonemiz de... abi zaten. Abi bayağı abonemiz değişti şimdi. Ateş. Ben Tamer Gündoğan. Tamer abi, eline emeğine sağlık. Bu ne be ya? Hiç kuş bırakmamışsın piyasada. Yok, 4 kümes kuşumuz var işte, 5 kümes. Acık. Yavrular çoğaldı. Evet. Bir kısmını verdik zaten yavruların yine. Şimdi arkadaşlar, çoğalan yavrulardan ben de çarpacağım. Ve balinalar var arkadaşlar bolca. Biraz azaltayım dedi. Beni kırmadı sağ olsun, ben balinalar istedim ondan. Yavrular nasıl yemiyor bak, görüyor musun? Yavrulara bak bak. Pirana gibiler. Bak. Yavru yok onlar. Evet arkadaşlar, yorumlar sizde, beğeniler sizde. Bu arkadaşlar, bu kuşların hepsi bir abimize ait. Big Chin'in emeği. Çoğu yavru. Saldık, kümeslerin hepsini açtık. Her renkte cimperi var arkadaşlar burada. Rus kuşları var. Balinalar var. Eline, emeğine sağlık. Patron şaşırmış, coşturmuş. Kudurtmuş kuşları. Cimperi yavru. Yavru görüyor musun? Kırmızı yavru. Volski yavruya bak. Volski yavru. Kimle bak, mısırlarını topluyor bak. Özellikle bak. Mısırları nasıl topluyor diyor bak. Abi şu üç renkli cimperiler var ya. Çok çok güzel. Bak şurada şurada şurada. Aa. Yumurta da yatıyor orada işte. Maşallah. Şurada. Emeğine sağlık. Yumurtada. Hemen şurada yumurtada yatıyor diyor. Şurada. Gördüm gördüm. Üç renkli cimperi dedik arkadaşlar. Hemen yumurtayı gösterdim. Yorum beğeni sizde arkadaşlar. Nasıl bir emek var? Nasıl kuşlarımız? He? Ateş abi? Vallahi zımba gibiler maşallah şu anda. Karda kışta da atmadık. Donmadılar. Burası kuytu kalıyor galiba. Yavrular yeme düştü. Ateş abi bir bak bakalım be. Baktım abi. Bak, bak abi. Bak da bir fotoğraf alalım, kapak fotoğrafı. Bu kadar kalabalık kuş herkes diyor. Kimin, kimin acaba diye merak etmesinler. Sarı losto yavruları gör bak şimdi nasıl yemiyor. Ondan sonra deme bana nasıl bak kapıyorlar, görüyor musun bak. Aç köpekler. Aç, günde bir sefer yem veriyor. İki yok. İki yok, bir sefer. Dört, dört buçuk dedim ya, beni bekliyor onlar. Evet arkadaşlar. Bir sefer randıman almak istiyorsan öyle önünde yem bırak. Birazdan geldik. Cimperi ve balinaları komple alacağız buradan. Tabii cimperilerin anaçlarını vermedi ama balinaların anaçlarını anlaştık. İsteyen olursa, talep eden olursa. Yavrular burada bak yemiyor bak cimperiler bak. Siyan yana geldi. Ha, bak siyahlar. Bak. Siyahları diyor. Görünmüyorlar bile kalabalıktan. Nereden görünüyor? Üstüne basın. Bak bak, Volski yavruya bak şimdi bak. Nasıl topluyor bak Volski yavruya? Toplayacak tabii be, bedava yem görmüş. Sadıç, emeğine sağlık, döktürmüşsün. Allah. Yok yok. Yürürken dikkat et, ezme. Aynen, valla bakıyorum üstüne. Daha içeriler, buralarda içeriler kuş uzun. İçeride daha kuş var. Yatanlar var bak. Girelim, bakalım. Yavruları da yumurtalarda yatıyor hepsi. İçerisi daha kuş dolu. Ha. Bu bangolardan da istiyorum be abi. Baksana ne güzel bangolar var burada. Yavru bastırıyor. Kara kuyruk, güllüler, müllüler. Balinalar şıkır şıkır. Arkadaşlar balinaları çaldım. Birazdan toplayacağım onları. Bu kadar kuş var, biraz azaltalım. Cimperiler, volskiler, kara kuyruklar. Bango kara kuyruklara bak. Burada yok yok. Üstadın emeğine sağlık, döktürmüş. Burada yavrular. Her yerde bir şeyler var. Burada yumurtalar. Kara kuyruk fındıklar buraya gelir, cimperler oraya. Burada da var. Herkes yerini biliyor değil mi? Sen gel böyle çıksın onlar. Gel, Nümbert'le onlar. Çıkartsana Nümbert'leri de be. Posta da görelim. Rus askeri kaynıyor burası arkadaşlar. Ağırlık Rus kuşu. Nümbert postalar. Gelen postaya bakın.
He. Bu adam bu işi yapıyor ya. Batoşanilere bak, batoşanilere. Evet, hepsi bir yerde. Batoşani yavru gördün mü orada? Heh, bir çiftte batoşani yavru alacağız arkadaşlar. Şu bir tanesi de burada. Çifttepe sarılardan, ha gördüm. Gitti. Gördüm. Geri gitti. Bir tane burada var. Ha, şu Çifttepe. Bir tane daha geliyor. Yeme saldırıyor yavru. Yavru kuş risk arkadaşlar. Yani yer değiştiğinde öle de biliyor. Riski yüksek, doğru mu abi? Evet. Abi bilelim. Evet abi. Çünkü biz de alıyoruz, biz de satıyoruz arkadaşlar. Bunların can güvenliği yok. Yavru sıkıntılı, sorunlu hayvan. Yani, bazısı yerini seviyor. Kaldırıyor yolu. Bazısı kaldırmıyor. Bir şey de diyemiyoruz. Yavru kuşun o yüzden rakamı biraz düşük. Ama risk istiyor. Şimdi sarı rostolu yavrular var bak. 1, 2, 3 tanesi bir yerde bak. Gördün mü yavruları? Evet gördüm abi. Üçü bir yere denk geldi. Onlar da bol biraz paçalı. Sonra gidecek sana. He, onlar da bizim haneye gelecek arkadaşlar. Neyi gösteriyorlar? Biz de talep eden kişilerin hanelerine göndereceğiz. Yem yemelerini göstereyim. Bak, güzel yem yediklerini göstereyim. Daha kursaklarından, kursaklarından anlarım. Ufak. Kırmızı kuyruğa bak. Kırmızı kuyruğa. Kırmızı kuyruk. Nasıl yiyor bak bak evet, bak. Ama farkındaysan Ateş abi de yem yediklerini gördükçe seviniyor. Aynen. Abicim kışın büyüttüm karda. Donda -4, -6 yaptı. Donmadılar yani Allah'a şükür. Büyüdüler yani. Çok güzel üretim oldu yani. Emek var, karşılığı var. Ama bu kadar kalabalık olmasının da faydası var abi. Olmaz mı kardeşim? Daha kümeslerimiz dolu zaten içeride. Daha o yanda var. Daha açılmamış kümes var burada. Gelin bakalım, gel. Buralar var da. Daha dur be ya. Sen buradaki kuşları gördün mü hiç? Arka taraf kuş dolu. Arkadaki balinalar var orada. Bir kümes. Şimdi daha bir kamyon kuş çarpacağız oradan. Ay maşallah. Sonra bana diyorlar ki çok maşallah diyor. Nasıl demeyeyim? Şimdi adam emek vermiş. Şimdi burada demesek diyecekler gözü kaldı. Şöyle oldu böyle oldu değil mi Ateş abi? Abi işte Ateş vaziyeti görün. Üstüne basarsın giderken. Dikkat et. Batoşan dediklerimiz bunlar arkadaşlar. Bunlardan da yavru edineceğiz. Çifttepe Romanya taklacıları. Çok çok kaliteli, çok çok güzeller. Onların şimdi yavrularından alacağız. Şimdi böyle bir şey var. Limon cimpleri yoktur. Cimplerinin şeyinde var, takviminde limon cimpleri var. Limon cimpleri yavrumuz. Kimse de yok. Anası var burada limon cimpleri. Yok, bir tane çıktı bu işte şu anda tek. İki çıkaydı iyiydi ya, onu da çalardık. Evet. Renge bakın arkadaşlar. Anası geldi. Anası. Limon cimpleri burada bak. Yakın çekimde şu an abi. Gördün mü limon? Gördüm. Şurada. Anasına bak kızını al demişler. Evet. Yavrusu o. Ateş abimiz coşturdu. Kuşlar şıkır şıkır. Şu güzelliğine bak. Ne ararsan var kümesi. Cimperi grubu buraya geldi. Heh, şimdi yaklaştırayım onları. Cimperilerin de yavrularından arkadaşlar talep eden olursa bana ulaşabilir. Yavrularından sahipleneceğiz şimdi abimize. Normalde zor bulunan kuşlar. Dünyanın en hızlı uçan güvercinleri olarak geçiyor cimperiler. Şöyle gösterelim. Üstte var bakın her rengi. Ayrı güzel. Arkadaşlar bu videoya sizden ricam. Büyük harflerle bol bol yorum yapın. Videomuz izlensin arkadaşlar. Emek veriyoruz. Karşılığı gelsin. Vallahi adam yürüyemiyor burada ya. Bak yürüyemiyor. Yemi de bol alacak tabii bu zamanda. Heh. Yem de önemli abi. Yemi bol alacak. Arkadaşlar yoksa kışın arpa ya. Ezmesi. Abi neler verdiğini de görelim. Abi mısır, buğday, kupa özel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kışın full karışık evet. Değil. Verilen çeşit belli. Kurumuşlar değil mi? Kurumuşlar. O yumurtayı da koydun oraya.
Tamam, o çıkarır onu. Yemi de koydun. Arkadaşlar buradan da kaz yavrularını takip ediyor. Yavrular çıkmaya başlamış, bilikler. Kaz ne bilikleri. Tuvaleti oğlum, hangi tuvalete koydun? Ha tamam. Kilitledin mi sen? Yerdaneye mi koydun? Tamam, unuttun oğlum. Hepsi birbirinden güzel. Sarı kuyruklar. Yavrular saldırıyor. Tamam. Sarı kuyruklar da çok güzel. Dört tane mi? Bu sarı kuyruklardan Türkiye'de sayılı kişiler de var zaten. Böyle her kümese giren kuşlar değil. Rostov kuşları. Baksana şunlardaki kaliteler. Yalnız son bir parti yurt dışından getirdik. Şansına hiçbiri yaşamadı. Hepsini öldürdü onların. Buraya biraz kan katmak istedi ama farklı kan kuşlar geldi bir hafta içinde, fire verdi onları. Yapacak bir şey yok. Oluyor bu. Canlı hayvan. Çıkmış mı yavrular? Abi, yok. Çıkmış mı yavrular? Kazlar çıkmış, 7 tane. 7 tane bilik var. 1 tane kalmış yumurtalı, onu da başka bir altına koymuş. O bilir işini ya. Ben sana ne dedim, kaz kolay kolay yamulur mu abi? Yavrulara bak diyor. Yavrulara. Yanını göstermedi. Sen at önüne yem gelsinler be. Çıkın güzel abi. Geliyorlar bunlar be. Ah be, gel. Tamam, şimdi biraz sonra yemi suyu ettikçe yavrulara doyurma. Tamam. Bak şimdi şöyle. Evet. Efendim abi. Altaş gibi yavrumuz var. Tepeli yavru. Tutsana öyle be. Öyle tut. Hiç bozma. Tamam. Yemiyor bu, öteki yiyor bir tanesi. O kurnaz, o yem istiyor bak hemen. Yok, bu tak da. Diğerin kardeşi bak. Şu, buraya çıkayım. Yiyor. O yiyor kurnaz, bak yerden yem arıyor. Atsana vur önünü biraz. Heh, bak nasıl yiyor hem de. Yerdeki var ya, mısır bile yutuyor. Böyle gene bir tane. Oo, duble sarı kuyruk. Balina değil bu. Rostov. Duble sarı kuyruk Rostov. Emeğine sonra sağlık. Ne? Çiçek. Baba kırmızı kuyruk. Anne sarı kuyruk. Baba bu. Anne de sarı kuyruk. İçeride yumurtada yatıyor yine. Üretim tam gaz devam. Evet. Allah razı getirsin abi. Şimdi yavru şunu tut bakayım kardeşim bir tane. Aman ezersin ha, dikkat et. Bu da burada kalmış. Porsiyonluk. Gucuk. Daha diğer kümese de gitmedik. Arkadaşlar şu batoşhaneler özellikle çok çok güzel kuşlar. Batoşhane, Rus kuşu. Şu yavrumuz en son gelen, Tunay abiden gelenlerin yavrusu. En son gelenlerden hepsini öldürmedin mi? Öldü, hepsi öldü. Yumurta sırı sürdüm bir çift. Bu çıktı. Yumurtladı ama. Yumurtladı ama kalmadı işte. Kalan bu. Yapacak bir şey. 10 kuştan kalan kuş. 10 tane, 10 mu 8 geldi? 8 geldi. Yani 8 getirdik. Cimperi geldi. Yani cimperiler ayrıydı. Evet. Onu Tunay abiden almadı. Bu yavru anne babaları hepsi öldü. Bir tane koyduk. Bir tane yumurtlamıştı. Bonus. Neslinin tek örneği. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sana bir yumurta kalmış ama hatıra güzel olmuş. Oldu ama. İzi kalmış abi. Bir takım var ya, bunlar var. Olacak inşallah. Hadi inşallah bakalım. Güzel sarı kuyruklar arkadaşlar. Emek var. Ateş abimizin. Bu orski yavru var böyle yine. Sarı. Sarı. Emeğine sağlık. Yerlerine koy bence. Doğru. Birazdan anne babaları doyuracak onları. Ben karıştırdım. Hepsi gidecek doyurmaya. Açlar bu arada. Baksana yavru sesleri gelmeye başladı. Ben özellikle şu öten batoşhaneler var bak. Çiptepe. Kendileri bembeyaz, kafalar sarı. Onlar ilgimi çekiyor özellikle. Bık bık bık. Gel gel gel. Aslında yemler koyuyorum yemi de. Bugün attım yavrular. At yerde bir görelim ya, bir şey olmaz. Şimdi yemi yiyen arkadaşlar gidiyor arkadaşlar yavrularını doyurmaya. Bızık bızık yavru sesleri gelmeye başladı.
Bu adam bu işi yapıyor arkadaşlar. Karacabeyli Tamer Günde abimiz. Lakabı Ateş. Ateş abimiz bu işte eski üstadlardan. Çocukluğundan beri kuşçu. Daha ne kuşlar var be. Ah be. Kapat Uğur. Balinalara bak. Gel. Bir kümes balina. Bunların hepsini çalacağız şimdi arkadaşlar. Çok güzel sarılar var işte. Bak. Bunlara kuşları bulamaz. Şunlar. Mavi dişi var iki tane tutar. Balinalar, cimperiler, rostovlar. Bir tane mavi dişi var. Bu güzellikler bizim kümese geçecek. Arkadaşlar bu balinalar sahiplendirilecek. Bilginiz olsun. Hakkı verilirse balinaları anaç bir şekilde sahiplendireceğiz. Cimperi yavru falan var içlerinde. Tabii daha devamını edineceğiz. Birazdan çalacağız bu kümesten. Ateş abiyle anlaştık, uzlaştık bunları. Emeğin karşılığı bolca. Devam var. Kümesler bitti sanmayın arkadaşlar. Ateş abide kümes çok. Her yer kuş dolu. Yer gök kuş. Bursa Karacabey. Ateş abi çok teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim abicim. Güzel. Yemliyim mi doyursunlar diye. Zamandan tasarruf da yapıyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Bir yandan koşturuyor abi. Kuşları doyuracağız. Arkadaşlar bol yorum, bol beğeni istiyoruz.